Karaköklü ifadeler konusunun çokluk kazanım testlerine ait birinci testin sorularının çözümlerini yapacağım. Birinci soru, yukarıda verilen ABC üçgeninde BC uzunluğu 8 kökü santimetre, AD uzunluğu 6 kökü santimetredir. ABC üçgeni ile EFGH karesinin alanları birbirine eşit olduğuna göre EFGH karesinin çevresi kaç santimetredir? Üçgenin alanını hesap edelim. Aynı zamanda karenin alanı bulmuş olacağız. Bunun için taban ile yüksekliği çarpıp ikiye bölmemiz gerekiyor. Yukarısı 6 kere 8 48. Kök 2 çarpı kök 2 2 yapar. Aşağıda da 2 var. Burada ikiler sadeleşir. 48 oldu. Yani karenin alanı 48 santimetre kare oldu. Alanın karekökünü aldığımızda bir kenarını bulmuş oluruz. O da 4 kök 3 olur. Karenin bir kenarı 4 kök 3. Bize karenin çevresini soruyor. Bunun için 4 ile 4 kök 3'ü çarpmamız gerekir. O da 16 kök 3 olur. Cevabımız C şıkkı. İkinci soru. Bir bisikletlinin A noktasından B noktasına giderken gittiği yol ile kalan yol yukarıda verilmiştir. Buna göre bisikletli yolun yüzde kaçını gitmiştir? Verilen karekökü sayılara bir rahat düzenleyelim. 338 sayısı 169 ile 2'nin çarpımıdır. 169 sayısı dışarıya çıkar, 13 olarak çıkar. 2 ise içeride kalır. Yani gidilen yol burada 13 kök 2 metredir. Kalan yol ise 288'in karekökü. 288, 144 ile 2'nin çarpımı olduğu için 12 kök 2 şeklinde yazılır. Bize yüzde kaçını gittiği soruluyor. Gidilen yol 13 kök 2 metre. Tüm yol ise bu ikisinin toplamıdır. Yani 25 kök 2. Bunları sadeleştirebilirim. Yolun 25 ile 13'ü gidilmiş. 4 ile genişlettiğimiz zaman bu kesri 52 bölü 100'e karşılık gelir. O da %52 demek. Cevap B şıkkı. Üçüncü soru. Yukarıda verilen karınca ok yönünde ilerleyerek çekirdeğin yanına gidiyor. Buna göre karıncanın aldığı yolun metre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Verilen köklü sayıları biraz düzenleyelim. 3,24 var burada. 3,24 sayısını hemen kesir olarak yazıyoruz. 324 bölü 100 şeklinde. 324 dışarıya 18 olarak çıkar. %10 olarak çıkar. Yani 1,8 oldu. 2,56 sayısını da hemen kesire çeviriyoruz. 256 bölü 100 şeklinde yazılır. 256 dışarıya 16 olarak çıkar. %10 olarak çıkar. Bu da 1,6 olur. Gidilen yolu şöyle buluyoruz. Bakınız şurada mavi ile göstereceğim uzunlukları topladığımızda aşağıdaki 1,8'e eşit olduğunu görmüş oluruz. Yani şurası oluyor. 1,8'e eşit olur. Mavilerin toplamından 1,8 gelir. Kırmızıların toplamı da şu şekilde dikey olanlar da kırmızılar. Bunların toplamı da 2,56'nın karekökü yani 1,6'ya eşit olur. O zaman bu ikisini topladığımızda karıncanın gitmiş olduğu yolu bulmuş oluruz. 3,4. Cevabımız A şıkkı. Dördüncü soru. Yukarıda verilen tablonun doğru olabilmesi için kaç tane sayı çifti yer değiştirmelidir? Rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar tablosu var burada. 0,49'un karekökü. Bunu 49 bölü 100 şeklinde yazabiliriz. Dışarıya 7 bölü 10 olarak çıkar. Yani bu bir rasyonel sayıdır. Hiçbir sorun yok. 4 bölü 9 da 2 bölü 3'e eşit. Bu da rasyonel sayı. Yani doğru. Fakat 3,6'nın karekökü rasyonel sayı değildir. Çünkü bu 36 bölü 10 şeklinde yazılır. 36 dışarıya 6 olarak çıkar ama 10 çıkamaz. Yani kök onlu bir ifade kaldığı için bunun yeri hatalı. Yani şu 3,6'nın yerinin değişmesi lazım. 3,14 bir ondalık sayıdır. Ondalık sayı da rasyonel sayılardır. Bunda da sorun yok. Şuraya geldik. 3,9 devrediyor. Burada sayının kendisi 39 eksi devretmeyen kısmı bölü devreden kadar 9. Bu işlemin sonucu 36 bölü 9'un karekökünden kök 4 olur. O da 2 olur. 2 irrasyonel sayı değildir. O zaman şunun yeri yanlış. Bunu değiştireceğiz. Pi sayısı irrasyonel bir sayıdır. Sorun yok. Kök 300 sayısı 10 kök 3'e eşit olur. Burada kök 3
kökten kurtulamadığı için irrasyonel sayıdır. Kök 50 sayısı da 25 kere 2'den 5 kök 2'dir. 5 kök 2'dir. İçinde köklü sayı olduğu için bu da irrasyonel bir sayıdır. O zaman şu sarıyla boyadıklarımızın yeri değişmesi lazım. Bir çiftin yeri değişmiş oluyor. Cevabımız B şıkkı. Beşinci soru. Yukarıda verilen ABCD karesinin alanı 48 santimetre karedir. Buna göre ABCD karesinden 9 tane kullanılarak yapılan yukarıdaki şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Alanı 48 olarak verdi. Hemen karekökünü alıyoruz. 16 kere 3 şeklinde düşünüyoruz 48'i. 4 kök 3 olur. Yani buradaki karenin bir kenar uzunluğu 4 kök 3 oldu. Bize verilen şekilde kaç tane kenar var onu hesap etmeliyim. Önce şu yataylara odaklanıyorum. Bakınız kırmızıyla boyuyorum. Şuradaki kırmızı parçaların uzunluklarını topladığımızda onlar şuraya eşit olur. Yani 3 tane karenin kenarına eşit olur kırmızı parçalar. Yani oradan bir 3 geldi. Aynı zamanda şu kırmızı değil de bunu da başka bir renk yapalım. Mavi olsun. Bakınız şuradaki mavi, şuradaki mavi, şuradaki, şuradaki ve bir de şuradaki maviden gene bir 3 gelir. Şimdi de dikeylere odaklanıyorum. Onları da siyah göstereceğim. Bakınız 1, 2, 3, 4. Burada 5 tane kenar var. 6, 7, 8, 9, 10 tane de buradan kenar geldi. 10 tane kenar oldu. Bir tane kenar 4 kök 3 olduğu için 16'yı 4 kök 3 ile çarptığımızda 64 kök 3 olur. Cevabımız A şıkkı. 6. soru. Yukarıda her biri farklı numaraya sahip 4 ok ve hedef tahtası verilmiştir. İsabet eden her atışta okun numarası ile hedef tahtasına vurduğu bölgenin puanı çarpılarak atış puanı elde ediliyor. Buna göre hangi numaralı ok hedef tahtasına isabet ettiğinde alınan puanı kesinlikle doğal sayı olamaz. Burada verilen puanları düzenleyerek işe başlayalım. Kök 112. Kök 112 nedir? 16 ile 7'nin çarpımıdır. 16 dışarı 4 olarak çıkar, 7 ise içeride kalır. Kök 108 sayısı var. O da 36 kere 3 olarak düşünülür. Yani 6 kök 3 demek. Kök 180 sayısı da 16 kere 5 şeklinde düşündüğümüzde 4 kök 5 yapar. Oklara gelelim. Kök 18 yazıyor burada. Kök 18 9 kere 2'dir. Yani 3 kök 2. Kök 20 4 kere 5'ten 2 kök 5'e karşılık gelir. Kök 27 9 kere 3'ten 3 kök 3'e karşılık gelir. Kök 28 sayısı da 4 kere 7'den 2 kök 7 şeklinde yazılır. Burada hedef tahtasında kök 5, kök 3 ve kök 7 var. Okların üzerinde de kök 5, kök 3 ve bir de kök 5 var. Oysa kök 2 okun üzerinde var ama hedef tahtasında yok. O zaman 3 kök 2 ile hedef tahtasındaki sayıları çarptığımızda kesinlikle bir doğal sayı olmayacak demektir. Çünkü kök 2'li bir şey lazım bize. Kök 3 kök 2 de 1 numaralı ok olduğu için cevabımız A şıkkı. Karaköklü ifadeler konusunun çoklu kazanım bölümüne ait ikinci testin sorularının çözümlerine başlıyorum. Birinci soru. Aşağıdaki şemada kare içinde yazılı sayıların çarpımı ortalarında bulunan dairelere yazılacaktır. Dairelerin içinde sayıların toplamı ise üçgenin içine yazılacaktır. Buna göre üçgenin içine yazılacak sayı kaçtır? Soldaki dairenin içine yazılacak sayı bulmak için 3 kök 3 ile 2 kök 3'ü çarpmamız gerekiyor. Karekökli sayıları çarparken önce katsayılarını çarpıyoruz, sonra da köklü ifadeleri. Buradan 3 kere 2 6 yapar. Kök 3 çarpı kök 3 de 3 yapar. Çarptığımızda 18 geldi. Daha sonra sağdaki yuvarlağın içine yazılacak sayıyı bulalım. Bunun için 3 kök 3 ile eksi kök 3'ü çarpmamız gerekiyor. 3 ile eksi 1'i çarpıyoruz şeklinde düşünebiliriz. Oradan bir eksi 3 geldi. Kök 3 çarpı kök 3'ten de 3 çarptığımızda eksi 9 olur. Ve en alttaki daireye gelecek sayı bulmak için de 2 kök 3 ile eksi kök 3'ü yani eksi 1 kök 3'ü çarpacağız. 2 kere eksi 1 eksi 2 yapar. Kök 3 çarpı kök 3 de 3. Dolayısıyla buradan 6 geldi ama işareti de eksi olacak. O zaman
Bunları topluyoruz. Yani 18 eksi 9 eksi 6. Bunları topladığımızda 3 olur. Cevabımız D şıkkı. İkinci soru. Ömer yukarıdaki kutulardan birer sayı seçip bu sayıların çarpımını hesaplıyor. Elde ettiği sonuç bu kutulardan birinde varsa çarptığı sayıları kutudan çıkarıyor. Buna göre Ömer bir sayı kalana kadar işlemler yaptığında en son hangi sayı kalır? Ömer köküç sayısı ile 2 kök 5 sayısını seçsin ve bunları çarpsın. 2 kök 5 çarpı kök 3 buradan 2 kök 15 gelir. 2 kök 15 buradaki kutunun içerisinde var. O zaman çarptığı sayıları yani kök 3 ile 2 kök 15'i silmesi gerekiyor. Daha sonra da 2 kök 15 ile kök 15'i çarpsın. Bu da 2 çarpı kök 15 ile kök 15'in çarpımı 15 olduğu için 2 kere 15'ten 30 gelir. 30 da var burada. O yüzden çarptığı sayılar 2 kök 15 ile kök 15'i silmesi gerekiyor. Geriye sadece 30 kaldı. Yani cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru. Ali ardışık tek sayılarla ilgili aşağıdaki gibi bir özellik keşfediyor. Bu özelliği kullanan Ali'nin yazdığı eşitliklerden hangisi yanlıştır? Burada tek sayıların kara köklerini almış. Önce 1'i almış. Sonra 1 ile 3'ü toplayıp almış. Sonra 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7. Bu şekilde. Burada bir sürü kural uydurulabilir. Biz şöyle bir yolu tercih edelim. En baştaki ve bir de en sondaki sayıları toplayalım. Yani 1 ile 7'yi topluyorum. Sonra bunun yarısını alıyorum. Yarısı 4 yapar. İşte bu cevap veriyor bize. Buraya da uygulayalım aynı kuralı. Burada da 1 ile 5'i toplayıp yarısını almamız gerekiyor. Bakınız 3 çıktı. Demek ki baştaki ve sondaki sayıları toplayıp yarısını aldığımızda karekökün sonucunu bulmuş oluyoruz. A şıkkına bu bulduğumuz kuralı uygulayalım. 1 ile 49'u toplamamız gerekiyor ve sonra 2'ye bölüyoruz. 50 bölü 2'den 25 çıkar ki bu doğru oluyor. B şıkkında 1 ile 2019'u toplayıp 2'ye bölüyoruz. 2020 bölü 2'den 1010 olur. Yani bu da doğru. C şıkkında 1 ile 121'i topluyoruz. 1 artı 121 bölü 2. Burası 122 bölü 2'den 61 olur. Kendisi 59 olduğunu iddia ediyor. O yüzden yanlış. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Çarpımları tam sayıya eşit olan iki karekökli ifadeye arkadaş kökler diyelim. Örneğin kök 6 ile kök 24 arkadaş köklerdir. Çünkü kök 6 ile kök 24'ün çarpımı 12 yapar. Yani sonuç tam sayı çıkıyor. Buna göre yukarıdaki sayılar arkadaş kökler olacak şekilde eşleştirilirse hangi sayı yalnız kalır? Köklü sayıları incelediğimizde bazılarının en sade halde olduğunu görüyoruz. Fakat bazıları 2 kök 20 gibi en sade halde değil. Onları biraz düzenleyelim. 2 kök 20, 2 çarpı kök 20 sayısı 2 kök 5'tir. Dolayısıyla 2 kök 20 aslında 4 kök 5 oluyor. Bunu siliyorum. Oraya en sade halini yazıyorum. 4 kök 5. Bir de 3 kök 12 var. Bunu da düzeltelim. Kök 12 sayısı 2 kök 3'e eşittir. Dolayısıyla buradan 6 kök 3 geldi. 3 kök 12'yi sildim. Oraya en sade halini yazdım. 6 kök 3. 2 kök 27 var. Onu da düzeltelim. 27 sayısı 3 kök 3'tür. Yani 2 çarpı 3 kök 3. Bu da 6 kök 3 olur. Bunu da sildim. Buraya 6 kök 3 yazdım. Kök 18'de 9 kere 2'den 3 kök 2'dir. Burada çarpımlarının tam sayı olması için aynı köklere sahip ifadeleri çarpmamız gerekiyor. Örneğin 6 kök 3 ile 6 kök 3'ü çarptığımızda ikisinde de kök 3 olduğu için bunlar kökten kurtulur. Aynı sayıya eşittir. Bu sayılardan bazıları yukarıda verilmiştir. Buna göre x çarpı y çarpı z kaçtır? Bu sorunun tekniği şu şekilde. Şuradaki üçlünün çarpımı şuradaki üçlünün çarpımına eşit. Şu ikisinin ortak olarak bağlı olduğu çembere soru işareti diyelim. Buradan 4 çarpı 3 kök 2 çarpı soru işareti eşittir.
soru işareti çarpı x çarpı 6. Burada soru işaretiler gidiyor. Yani ortak olan kısım aslında bir işe yaramıyor. Burada 4 ile 3 kökünün çarpımı x ile 6'nın çarpımına eşit çıkıyor. Daima böyle olur. 12 kök 12 oldu sol taraf. Sağ tarafta 6x. 12 ile de 6'yı sadeleştirdiğimizde 2 kök 2 eşittir x oldu. X'i bulduk. Aynı kuralı başka bir yere uygulayalım. Şurada yz ve ortak yuvarlak. 3 kök 3, 2 kök 2 ve ortak yuvarlak. Biraz önce ifade ettik. Şu x'inin çarpımı ile şu x'inin çarpımı birbirine eşit oluyor. Ortadaki bir işe yaramıyor. Yani y çarpı z eşittir 3 kök 3 çarpı 2 kök 2. Buradan y ile z'nin çarpımı 6 kök 6 oldu. Y ile z'nin çarpımını bulduk. X'i de biliyoruz. Yani 2 kök 2x, y ile z'nin çarpımı da 6 kök 6. Buradan 12 kök 12 oldu. Kök 12'yi de birazcık parçalayalım. Kendisi 2 kök 2. Kendisi 2 kök 3 şeklinde yazılır. Dolayısıyla 24 kök 3 oldu. Cevabımız C şıkkı. 6. soru. Öğretmen tahtaya yukarıda gösterilen sayıları yazıyor. Daha sonra sırasıyla tahtaya kalkan öğrenciler istediği iki sayıyı siliyor. Bunların yerine sildiği sayıların çarpımını yazıyor. Buna göre son tahtaya kalkan öğrencinin yazdığı sayının karekökü kaçtır? Burada bir öğrenci tahtaya kalkıyor. İki tane sayıyı siliyor ve onların yerine çarpımını yazıyor. Daha sonra kalkan kişi yine iki sayıyı siliyor. Onların yerine çarpımını yazıyor. Bu şekilde devam edildiğinde aslında tahtadaki bütün sayıların çarpımını bulunmuş olur. Peki tahtadaki bütün sayıların çarpımı nedir? Onları şöyle çarpacağım. Hepsini uzun uzun çarpmayalım. Kök 2 ile kök 3'ü çarptığımızda kök 6 yapar. Şuradaki kök 6 ile çarptığımızda da oradan bir 6 gelmiş olur. Daha sonra farklı bir renkle göstereyim. Kök 4 ile kök 5'i çarptık mı kök 20 olur. Onu şuradaki kök 20 ile çarptık mı 20 olur. Ve 8 ile 15'i çarptık mı 120 olur ama kök 120. Bir de şu ikisinin çarpımı kök 120 yapar. Kök 120 ile kök 120'nin çarpımı da 120 olur. En son bulduğumuz cevabın da karekökünü almamız gerekiyor. Yani bunun da karekökünü alıyoruz. Buradan 6 ile 20'yi çarptık mı 120 olur. 120 çarpı 120 oldu. Yani 120'nin karesi çıktı. Burada kare kökü kaldırdığı için cevap 120 çıkar. Yani D şıkkı. Karekökli ifadeler konusunun çoklu kazanım bölümüne ait 3. testin sorularını çözeceğim. 1. soru. Bir pekmen önüne çıkan sayılardan rasyonel sayı olanları yiyerek ilerlemektedir. Buna göre yukarıda verilen pekmen hangi çıkıştan çıkar? Rasyonel sayıları yiyerek ilerliyor. Kök 2, kök 3, kök 4 ve kök 5'ten hangisi rasyonel? Kök 4 rasyoneldir çünkü dışarıya 2 olarak çıkar. Daha sonra 1,6 var. 1,6 sayısı ondalık sayıdır. Ondalık sayılar rasyonel sayılardır. Devirli sayı var burada. O da rasyonel sayıdır. Daha sonra 0,49'un olduğu yerden geçer. Neden? Çünkü burası 49 bölü 100 olarak yazıldığında 7 bölü 10 olur. Yani rasyonel olur. Sonra sol tarafa doğru gidip 5,4 devrediyor. Bunun karekökünü alacağım. Önce normal sayıya çevirelim onu. Yani rasyonel sayıya. Sayının kendisi eksi devretmeyen kısmı bölü virgülden sonra devreden kadar 9. Yani bir tane 9 koymalıyız. Dolayısıyla 49 bölü 9'un karekökü oldu. O da dışarıya zaten 7 bölü 3 olarak çıkar. Ve en son 3,9'un olduğu yerden dışarıya çıkar. Burada 9 devrediyor. Burada sayının kendisi 39 eksi devretmeyen kısmı bölü devreden kadar 9 virgülden sonra. Yani 36 bölü 9 oldu. O da 4 yapar. Kök 4 yapar. Kök 4 de dışarıya 2 olarak çıkar. O zaman A çıkışından çıkmış olur. Cevabımız A şıkkı. 2. soru. Aşağıdaki piramit altında yazan kurala göre doldurulacaktır. İkinci kattaki her kutuda yazan sayı altındaki iki kutuda yazan sayının toplamına eşittir. Üçüncü kattaki her kutuda yazan sayı altındaki iki sayının altındaki iki kutuda yazan sayının çarpımına eşittir. Dördüncü katta yazan sayı altındaki iki sayının farkına eşittir.
Buna göre dördüncü kata yazan sayı kaç olabilir? Verilen köklü sayıları biraz düzenleyelim. Kök 8, 2 kök 2 demek. Kök 18, 3 kök 2. Kök 32, 4 kök 2 ve kök 50 de 5 kök 2'dir. 2 kök 2 ile 3 kök 2'yi topladığımızda burayı 5 kök 2 buluruz. Sonra 3 kök 2 ile 4 kök 2'yi topluyoruz. Burada 7 kök 2. Benzer şekilde 4 kök 2 ile de 5 kök 2'yi topladığımızda 9 kök 2 olur. Sonra 5 tane kök 2 ile de 7 kök 2'yi çarpıyoruz. Çünkü öyle diyor. Bu katın kuralı böyle. Çarpacaksın diyor. 7 kere 5 35. Kök 2 çarpı kök 2 2 yapar. 2 kere 35 70 oldu. Buraya 70'i yazdık. Sonra 7 tane kök 2 ile 9 tane kök 2'yi çarpacağız. 7 kere 9 63. Kök 2 çarpı kök 2 2. Yani 63 ile 2'yi çarpıyoruz. O da ne yapar? 126. Son bir hamle diyor ki 126'dan 70'i çıkar. Çünkü 4. kat 3. kattakilerin farkını eşitmiş. O da 56 olur. Cevabımız B şıkkı. 3. soru. A, B ve C sayıları için yukarıdaki şekilde C eşittir A kare artı B karenin karekökü şeklinde bir kural tanımlanıyor. Buna göre hangi seçenekteki şekil bu kurala uymaz? A şıkkına baktığımızda C yerine 5 gelmiş. Yani 5 eşittir 3'ün karesi artı 4'ün karesinin karekökü demek istiyor. 5 eşittir 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, topladığımızda 25 yapar. 25'in karekökü de 5 olduğu için bu ifade doğrudur. B şıkkında 13 eşittir 7'nin karesi artı 10'un karesi demek istiyor. Bir de karekökü var. 13 eşittir 149'un karekökü oldu burası. 13 karekök içerisinde düşünüldüğünde 169 olur. Yani kök 169, kök 149'a eşit durumuyla karşılaştık. Böyle bir şey mümkün değil. O yüzden B şıkkı kurala uymaz. 4. soru. Aşağıda 10 çocuk çember oluşturacak biçimde sıralanmıştır. Bu çocuklar Aysel'den başlayıp kök 1, kök 2, kök 3 şeklinde ardışık doğal sayıların karekökülerini söylüyorlar. Rasyonel sayı söyleyen çemberden çıkıyor ve bir sonraki kişi kalan çocuk kimdir? Rasyonel sayı söyleyen grubu terk ediyor. Kimler rasyonel sayı söyler? Karesel sayıların karekökleri olan sayılar. Yani 1, 4, 9, 16 bunlar. Bunlar dışarıya çıkarlar. Yani 1, 2, 3 ve 4 şeklinde dışarıya çıkarlar. Aysel kök 1 söyledi. Yani 1 söylemiş oldu. O zaman Aysel çıktı. Sonra 2, 3, 4. Buse kök 4 söylemiş oldu. Dışarı. Buse gitti. 5, 6, 7, 8, 9. Oya kök 9 demiş oldu. Bu da gitti. Sonra 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Efe kök 16 der. O da gitti. Sonra saymaya devam ediyoruz. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Deniz de gitti. Çünkü kök 25 dedim. Sonra 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. Ziya kök 36 demiş olur. O da gitti. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ali de gitti çünkü kök 49 dedi. Sonra 49'dan sonra 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Evet, Elif de gitti. 64 söyledi. Kök 64. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Cem de gitti. Evet, İpek kaldı geriye. O yüzden cevabımız A şıkkı. 5. soru. Yukarıda verilen şekilde yan yana verilen sayıların çarpımı sağına alt alta verilen sayıların oranı altlarında verilmiştir. Buna göre A çarpı B kaçtır? 3 kök 5 ile 2 kök 5'i çarpmış 30 bulmuş.
Yine 3 kök 5'i kök 5'e bölmüş, 3 bulmuş. Bunları yapmış zaten. Şuraya bir soru işareti diyelim. Orayı bilmiyoruz. Burada kök 5 sayısı ile soru işaretinin çarpımının A olduğunu biliyorum. Aynı şekilde 2 kök 5 sayısının da soru işaretine bölümünün B olduğunu biliyorum. A ile B'yi çarp diyor. Yani bana diyor ki aslında kök 5 çarpı soru işareti ni 2 kök 5 çarpı soru işaretiyle çarp. Şu an ben A ile B'yi çarpmış oldum. Buradaki soru işareti yazan yerlerdeki sayılar sadeleşir. Yani geriye kök 5 çarpı 2 kök 5 kaldı. Kök 5 de kök 5'in çarpımı 5 yapar. Onu da 2 ile çarptık mı 10 olur. Cevabımız D şıkkı. 6. soru. Ali sol ucundan başlayıp bir çubuğu kök 2 santimetre uzunluktaki parçalara, Murat ise aynı yerden başlayıp kök 3 santimetrelik parçalara ayırmak için aşağıdaki gibi cetvelle ölçtüğünde 5 ile 6 arasında ilk kez iki sayı yani 4 kök 2 ile 3 kök 3 geldiğini fark ediyor. Buna göre aşağıda hangi ardışık sayılar arasına iki sayı gelir? Burada 4 kök 2, 4 içeriye atıldığında 16 kere 2'den kök 32 yapar. 3 de içeriye atıldığında 9 olur. İçerideki ile çarptık mı kök 27 olur. Yani kök 32 ile kök 27. Bunlar 5 ile 6 arasındadır. Yani kök 25 ile kök 36 arasındadır. Bunu demek istiyor. Hangi şıklarda verilen hangi sayılar arasında böyle kök ikili ve kök üçlü bir şey bulunabilir? Onu demek istiyor. 7 ile 8 arasını inceleyelim. Yani kök 49 ile kök 64 arasını inceleyelim. Kök 2'yi düşünelim. 6 kök 2. Bu 6'yı içeriye attığımız zaman kök 72 olur. Bu arada değil zaten. Bu şekilde ilerlememiz gerekiyor. 12 ile 13 arasını deniyorum. Orada kök ikili ve kök üçlü sayılar neler? 8 kök 2 kök 128 yapar. 9 kök 2, 9 kere 9 81, 2 ile çarptığımızda 162 olur. Evet, şu daha iyi. 9 kök 2. Bir de kök üçlü bir şey arıyorum. Kök üçlü bir şey. 7 kök 3'ü düşünelim. 7 içeri yattığımız zaman 49 olur. 49 kere 3 de 147 olur. Yani kök 12, 12 ile 13 arasındaki sayılar kök 144 ile kök 169 arasındaki sayılardır. Burada şuradaki sayılar yani kök 162 ile kök 147 bu aradadır. Tekrar ifade edelim. Kök 147 7 kök 3'tür. Bu da 9 kök 2'dir. Zaten kök ikili ve kök üçlü bir parçalama söz konusu olduğu için aradığımız cevap D şıkkı. Karekökli ifadeler konusunun çoklu kazanım bölümüne ait 4. testin çözümlerine başlıyorum. 1. soru A, B ve C birbirinden farklı birer doğal sayıdır. Yukarıda verilen küpün görünmeyen yüzlerine kök A, kök B ve kök C sayıları yazmaktadır. Bu küpün karşılıklı tüm yüzlerine yazan iki ifadenin çarpımı bir doğal sayıya eşit olduğuna göre A artı B artı C toplamı en az kaçtır? Burada kök 200'ün karşısında kök A olduğunu, kök 120'nin karşısında kök B olduğunu, kök 80'in karşısında da kök C olduğunu düşünelim. Kök 200 ile kök A'yı çarptığımızda bu kök 200 aslında 10 kök 2'dir. 10 kök 2 ile kök A'yı çarptığımızda bir doğal sayı çıkması gerekiyor. Benzer şekilde kök 80 ki kök 80 16 kere 5'ten 4 kök 5 olarak düşünülür. Bununla kök C'yi çarptığımızda bir doğal sayı çıkması gerekiyor. Ve kök 120 var. O da 4 çarpı 30'dan 2 kök 30 şeklinde düşünülür. Bununla da kök B'yi çarptık mı doğal sayı olacak. ABC toplamının en az olması gerekiyor ve doğal sayı olacak. Sıfırı kullanabiliriz demektir. Şurada kök 30'lu olan bölümde B yerine sıfır yazdığımızda bu işlemin sonucu sıfır çıkar. Kök 2'yi yok etmek için A yerine 2 yazmamız lazım. Kök 5'i yok etmek için C yerine de 5 yazmamız gerekiyor. Dolayısıyla 2 artı 5 artı 0'ın toplamından cevabımız 7 olur. B şıkkı.
İkinci soru. A ve B birden büyük doğal sayılardır. Özkan yukarıda verilen çarkı iki kez çeviriyor ve gelen sayıları çarpıyor. Bulduğu sonucun karekökünü A kök B olarak yazıyor. Örneğin ilk çevirdiğinde kök 40, ikinci çevirdiğinde kök 10 sayıları geliyorsa kök 10 çarpı kök 40 eşittir kök 400, o da eşittir 20 olduğundan 20'nin karekökü 2 kök 5 olarak yazılıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Özkan'ın elde edebileceği sayılardan biri değildir? 2 kök 10 elde edebilir mi? Bu 2 kök 10'da 2'yi içeriye attığımızda kök 40 olacak. En son elde ettiği sayıyı, yani çarparak iki tane sayı buluyor. Bunları çarparak elde ettiği sayı 40 olacak demektir. Peki 40 nasıl elde edilebilir? Şöyle elde edilebilir. Kök 40 ile kök 40'ı çarptığımızda 40 olur. Daha sonra bu 40'ın karekökünü alarak 2 kök 10'a ulaşabiliriz. Yani bu olabilir. 4 kök 5 diyor. Bu 4 kök 5'te 4'ü içeriye attığımızda bu kök 80 olur. Kök 80 nasıl elde edilir? Daha doğrusu 80 nasıl elde edilir? Kök 80 ile kök 80'i çarptık mı 80 olur. Yani bu kök 80 iki tane iki kez gelsin. Bulduğu sayı 80 olur. 80'in de zaten bulduğu sayının karekökünü alıyor. Burada yaptığı gibi bakınız bulduğu sayı 20, onun karekökünü alıyor bir daha. Dolayısıyla kök 80'in karekökünü aldık mı da B şıkkını bulmuş oluyoruz. Kök 10 var C şıkkında. Kök 10 nasıl olabilir? Şuradaki kök 10 ile kök 10'u çarptığında 10 sayısını elde eder. Daha sonra bunun da karekökünü alarak kök 10'u elde etmiş olur. Evet, ilk üçünü elde ettiğimiz için cevap D şıkkı olur. Üçüncü soru. Emir aşağıdaki tablodan A çarpı B eşittir C eşitliğini sağlayan 3 sayı için A, B ve C sayılarını siliyor. Örneğin 3 kök 3 ile 2 kök 2'nin çarpımı 6 kök 6 olduğundan bu sayıları siliyor. Burada da göstermiş zaten. Şu 3 kök 3 ile 2 kök 2'yi çarpınca 6 kök 6 oluyor. Bunların hepsini siliyor. Bu işleme devam eden Emir son olarak hangi seçenekteki sayıların yazılı olduğu tabloyu elde eder? Burada biraz inceleyelim. Şu 3 kök 2 ile 5 kök 2'yi çarpalım. 3 kök 2 çarpı 5 kök 2. Buradan 3 kere 5 15 yapar. Kök 2 çarpı kök 2 2. Buradan 30 gelir. Bakın şu 30 gitti. Kimle kimi çarptık? 3 kök 2 ile 5 kök 2'yi çarptık. Bu da gitmiş oldu. Başka şuradaki 2 kök 3 ile şuradaki 4 kök 3'ü bir çarpalım. 2 kök 3 çarpı 4 kök 3. 2 kere 4 8 kök 3 çarpı kök 3 3 yapar. Dolayısıyla buradan da bir 24 gelir. O zaman şu 24'ü sildim. Bir de çarptığımız sayıları sildim. Geriye kalanlar neler? Bakınız 4 var, kök 2 var ve kök 6 var. Bu da C şıkkında. Dördüncü soru. Bir sayı makinesi içine atılan her sayının karekökünü hesaplıyor ve bu sayıyı en yakın tam sayı değerine yuvarlıyor. Örneğin kök 45 sayısının yaklaşık değeri 6,7 olduğu için sonucu 7 olarak gösterir. Buna göre makineye 90 ve 80 sayılar atıldığında çıkan sonuçların toplamı kaçtır? Makineye 90 sayısı atıldığında bunun karekökünü alacak ve yuvarlama yapacak. Kök 90, kök 81 ile kök 100 arasındadır. Burada 81'e daha yakındır. Çünkü 90 ile 81 arasındaki fark 9 iken 90 ile 100 arasındaki fark 10. Yani bu 9'a daha yakın. Yuvarladığımız zaman o zaman kök 90 sayısını 9'a daha yakın olduğu için yuvarladık mı 9 olur. Eşittir demeyelim de şöyle yaklaşık işareti kullanalım. Bir de 80 sayısını atıyor. 80 sayısı hangi aralıktadır? Kök 81 ile kök 64 aralığındadır. Burada 81'e yani 9'a çok yakın. Yuvarladığımızda 9 olur o zaman. Demek ki kök 80 sayısı da yaklaşık 9 demek. İkisini topladığımızda 18 çıkar. Cevabımız B şıkkı. Beşinci soru. Yukarıda verilen ABCD karesinin alanı 108 santimetre karedir. Mavi boyalı bölgenin çevresi 27 kök 3 santimetre olduğuna göre kırmızı boyalı bölgenin çevresi kaç santimetredir? Karenin alanı 108 olarak verilmiş. Alanın karekökünü aldığımızda 36 kere 3'ten 6 kök 3 olur. Mavi bölgenin kenar uzunlukları 6 kök 3, 6 kök 3, 6 kök 3 olur. Bir de mavi bölgeye odaklandığımızda şuradaki zikzaklı bir yol var. Zikzaklı yolun uzunluğunu toplu olarak bulmamız gerekiyor. Bunun için 6 kök 3, 6 kök 3 ve 6 kök 3'ü topladığımızda 18 kök 3 olur. 18 kök 3 ama çevrenin 27 kök 3 olduğunu söylüyor. O zaman 27 kök 3'ten 18 kök 3'ü çıkardığımızda
Zikzaklı yolu buluruz. Şuradaki zikzaklı yolun uzunluğu 9 kök 3. Buraya da yazalım. AB uzunluğunun 6 kök 3 olduğunu biliyoruz. Çünkü karenin bir kenarı. O zaman kırmızı şeklin çevresi 9 kök 3 ile 6 kök 3'ün toplamı olur. O da 15 kök 3 olur. Yani cevabımız C şıkkı. 6. soru. Burak aşağıda verilen alanı 600 santimetre kare olan kare şeklinde kartondan 8 tane eş kareyi kesip çıkarıyor. Çıkarılan eş karelerden bir tanesinin alanı 24 santimetre kare olduğuna göre kalan kartonun çevresiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Alan 600 santimetre kare. Hemen bir kenarını bulalım. Bunun için 600'ün karekökünü alıyoruz. 100 kere 6'dan 10 kök 6 olur. Burada ilk çevre kesilmeden önce 4 çarpı 10 kök 6'dan 40 kök 6'dır. Bu ilk çevre. Sonra kesiliyor. Kareler kesilip atılıyor. Bu köşelerden kesilen kareler çevreyi etkilemez. Şunlar etkilemez. Neden etkilemez? Çünkü şu kenar gitti, onun yerine alttaki kenar geldi. Sağdaki kenar gitti, onun yerine soldaki kenar geldi. Dolayısıyla gelen giden birbirini dengelediği için bu köşelerden herhangi bir çevreye etkisi yoktur. Ama diğerlerinin vardır. Nasıl oluyor bu? Gelen ve gideni karşılaştırıyoruz. Bakınız şu kenar gitti, onun yerine karşı kenar geldi. Yani giden gelen bunlar birbirini karşıladı. Fakat şu sağ ve sol kenarlar yeni geldi. Bunlar eskiden yoktu. Bunlar yeni geldi. Burada toplam kaç tane? 8 tane yeni gelen kenar var. Bir tanesini bulalım. 24 sayısının karekökünü aldığımızda 2 kök 6 olur. Ve 2 kök 6'dan tam 8 tane geldi. O zaman 16 kök 6 yeni gelmiş oldu. Alan nasıl değişir diyor. Yüzde olarak bulmamız gerekiyor. İlk alan 40 kök 6 idi. Sonra 16 kök 6'lık bir artış var. Şunları sadeleştirdim. Ve 16 bölü 40'ı da 2 ile böldüğümüzde 8 bölü 20 olur. Sonra da bunu 5 ile çarpalım. 40 bölü 100 olur. Yani %40'lık bir artış oldu. Cevabımız C şıkkı. Karaköklü ifadeler konusunun yeni nesil bölümüne ait birinci testin çözümlerini yapacağım. Soru 1. Yukarıda verilen şekil alanları 225, 196, 144, 64, 25 ve 9 santimetre kare olan karelerden oluşmuştur. Buna göre kaplumbağanın bu karelerin kenarlarını kullanarak marula gidebileceği en kısa uzaklık kaç santimetredir? Karelerin kenar uzunluklarını bulmamız gerekiyor. Bunun için alanlarının karekökünü almalıyız. 225'in karekökü 15, 196'nın karekökü 14, 144'ün karekökü 12, 64'ün karekökü 8, 25'in karekökü 5, 9'un karekökü de 3 olur. En kısa yol içinde şurayı takip etmeli. Siyahla gösterdiğimiz yolu takip ederek marula ulaşabilir. İşte şu şekilde. Peki bu yolun uzunluğu nedir? Bunun için 15 buradan, şuradan da bir 15 geldi, 30. 30'u buraya yazayım. Sonra 14, şuradan da bir 14, 28 geldi. 12 de şuradan geldi. 40 oldu orası. Şunları da çizelim. Sonra 8 buradan, 8 buradan, 16. 5 de buradan, 21. 3, bir de şuradan 3 geldi. 21, 24, 27 geldi. Bunları topladığımızda 7, 97 olur. Cevabımız C şıkkı. İkinci soru. Nehir yukarıda verilen tablodaki sayıların yazılı olduğu kareleri aşağıda verilen kurallara göre boyuyor. Kök 2 ile çarptığında doğal sayı olan sayıların bulunduğu kareleri turuncuya, kök 5 ile çarptığında doğal sayı olan karelerin bulunduğu kareleri yeşile, kök 6 ile çarptığında doğal sayı olan sayıların bulunduğu kareleri maviye boyuyor. Buna göre nehirin hiç boyamadığı kaç kare vardır? Köklü sayıları en sade hale getirmemiz gerekiyor. Kök 80 sayısı 16 kere 5'ten 4 kök 5 olarak yazılır. 96 sayısı 16 kere 6'dan 6 kök 4 kök 6 şeklinde yazılır. Kök 128 64 kere 2'den 8 kök 2. Kök 150 25 kere 6'dan 5 kök 6. Kök 50 25 kere 2'den 5 kök 2, kök 90 10 kere 9'dan 3 kök 10,
Kök 108 36 kere 3'ten 6 kök 3. Kök 125 25 kere 5'ten 5 kök 5. Ve kök 112 16 kere 7'den 4 kök 7 olur. Burada kök 2, kök 5 ve kök 6 ile çarpılıyor. O zaman içinde kök 2, kök 5 ve kök 6 olan sayılar çarpılma sonucunda doğal sayıya dönüşecek. Kimlerdir bunlar? Bakınız burada kök 5 var. Farklı bir renkle yapalım. Bu kapattığı sayıyı sarıyla göstereyim. Burası 4 kök 5. Bunu kök 5 ile çarptık mı doğal sayı olur. 8 kök 2 var. Bunu kök 2 ile çarptık mı doğal sayı olur. Aynı şekilde şurada da 5 kök 2 var. Sonra 5 kök 5 var. Bu da kök 5 ile çarpılınca kurtulur kökten. Kök 6'lı sayılar var. 5 kök 6 ve 4 kök 6. Bunları çarptığımızda kökten kurtulur. Kökten kurtulamayan kimlerdir? Yani doğal sayı olmayan kimlerdir? Burada 6 kök 3. Kök 3'lü bir sayı olmadığı için bu kurtulamaz. 3 kök 10, kök 10'lu bir sayı olmadığı için kurtulamaz. 4 kök 7, kök 7'li sayı olmadığı için kurtulamaz. Yani 3 tanesi boyanmamış olur. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü soru. Yukarıda verilen örüntü eş küpler kullanılarak oluşturulmuştur. Birinci adımdaki küpün ayrıt uzunlukları toplamı kök 288 santimetre olduğuna göre 5. adımdaki şeklin yüzey alanı kaç santimetre karedir? Ayrıt uzunlukları toplamı bize verilmiş 288'in karekökü o da 12 kök 2 olur. Bir küpte kaç ayrıt var? 12 ayrıt vardır. O yüzden 12 kök 2'yi 12'ye böldüğümüzde bir ayrıtını bulmuş oluruz. Bir ayrıtı kök 2. O zaman bir yüzünün alanını bulalım. Kök 2 çarpı kök 2'den 2 santimetre kare olur. Bir yüzünün alanı. 5. adımdaki şeklin alanını soruyor bize. Yüzey alanını. Şu 3. adımı birazcık uzatarak 5. adıma dönüştürelim. 5. adımda 5 tane küp olur. Burada kaç tane yüz var? Onu tespit etmeliyiz. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5. Yani sağ tarafta 5 tane yüz var. Solda da 5, 10. Önde de 5, 15. Arkada da 5, 20. Yani sağ, sol, ön, arkadan 20 geldi. Bir tane de üstten, bir tane de alttan var. 22 tane yüz gelmiş oldu. Bir tane yüzün alanını 2 bulduk. O zaman 22 ile 2'yi çarptığımızda 44 santimetre kare olur. Cevabımız B şıkkı. Dördüncü soru. İki kişi arasında sırayla oynanan bir oyunun kuralları aşağıda verilmiştir. Kura ile belirlenen birinci oyuncu tahtaya iki basamaklı bir sayı yazar. Sırası gelen kişi tahtadaki sayıyı siler ve bu sayının karekökünü en yakın sayma sayısını yazar. Tahtada ilk kez bir sayısını yazan oyuncu kazanır. Yazan oyunu kazanır. Çiçek ve Demet arasındaki oyunun adımları aşağıdaki gibi olabilir. Burada Çiçek 45 yazdı. Sonra bunun kökünü aldığımızda bu 7'ye yakın. 7'nin kökünü aldığımızda bu 3'e yakın. 3'ün kökünü aldığımızda bu 2'ye yakın. 2'nin kökünü aldığımızda bu da 1'e yakındır. Dolayısıyla 1'i söyleyen çiçek olduğu için o kazandı. Buna göre Demet'in 80 diyerek başladığı oyunu kaçıncı adımda kim kazanır? Şimdi Demet 80 dedi. Çiçek bunun karekökünü alacak. Yani 80'in karekökü. Bu kime yakın? Bu neredeyse 81 demek. Yani kök 80'in karekökü kök 81'e yani 9'a yakın. Sonra sıra Demet'e geldi. Demet 9'un karekökünü alacak şimdi. 9'un karekökü de 3 olur. Şimdi sıra Çiçek'e geldi. Çiçek ne yapacak? 3'ün karekökünü alacak. 3'ün karekökü kök 4 ile kök 1 arasındadır ve kök 4'e yani 2'ye yakındır. O yüzden Çiçek 2 söyler. Sıra Deniz'e geldi. 2'nin karekökünü alacak. 2'nin karekökü kök 1'e mi yakın? Kök 4'e mi yakın? Kök 1'e daha yakın olduğu için Demet 1 der. Burada kaçıncı adım oldu? 1, 2, 3, 4, 5. 5. adımda Demet kazanmış oldu. Cevabımız B şıkkı. Karekökli ifadeler konusunun yeni nesil bölümüne ait ikinci testin sorularına başlıyorum. Birinci soru, yukarıda verilen alanı 45 metrekare olan kare şeklindeki oyun alanının etrafına 3 sıra ip çekilecektir. İpin metre fiyatı yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi alınacak miktara göre değişkenlik göstermektedir. Buna göre bu iş için kullanılacak ipin metresi kaç TL'dir? Alanı 45 metrekare olan bir kare var. Alanın karekökünü alarak bir kenar uzunluğunu bulmalıyız. O da 3 kök 5 metre olur. Çevresini hesap edelim şimdi. Bir sıra tel için
kaç metre ihtiyacımız var? Bunun için 4 çarpı 3 kök 5 diyoruz. Yani 12 kök 5 metre tele ihtiyacımız var. Bir sıra için. Fakat 3 sıra tel çevrilmiş. O yüzden 12 kök 5'i bizim 3 ile çarpmamız gerekiyor. 36 kök 5 olur. 36 kök 5 metre hangi tam sayılar arasındadır? Bunu bulmak için 36'yı kök içerisine atıyorum. Bunun için 36'nın karesini bulmamız gerekiyor. 6 kere 36 216, 3 kere 36 108, topladığımızda 9, 1296 oldu. Yani karekök içerisindeki ifade 1296 çarpı 5 şeklinde olacak. 5 ile çarpıyoruz bir de bu sayıyı. 5 kere 6 30, elde var 3. 9 kere 5 45, 3 daha 48. 5 kere 2 10, 4 de elde var 14, 5 kere 1 5, bir de elde var 6. Evet, kullanılan tel 6480'nin karekökküne eşit oldu. Bu acaba hangi tam sayılara yakın? Kabaca şöyle diyebiliriz. 80 ile 80'i çarptığımız zaman 8 kere 8 64, 6400 olur. Yani 6400 sayısının karekökü 80'e karşılık gelir. Burası da 6480, yani 80'e çok yakın bir şey olduğunu anlamış oluyoruz. Aralığa baktığımızda bakınız 72 ile 126 metre aralığında tel aldığımızda 3 TL ödemiş oluyoruz metresine, ki 80 de bu aralıkta olduğu için cevabımız 3 TL olacak. Cevabımız B şıkkı. İkinci soru. Aşağıda verilen dikdörtgenler prizmasının hacmi santimetre küp cinsinden bir doğal sayıya eşittir. Buna göre x aşağıdakilerden hangisi olabilir? Dikdörtgenler prizmasının hacmini bulmak için eni, boyu ve yüksekliğini çarpmamız gerekiyor. Şu kök 27 sayısını biz 3 kök 3 olarak yazalım. Kök 80 sayısını da 4 kök 5 çarpı x. Burası 12 kök 15 oldu çarpı x. Bunun bir doğal sayı olması lazım. O zaman kökten kurtulmamız gerekiyor. Kök 15'ten nasıl kurtuluruz? Kök 15'li bir sayıyla çarparak ancak kurtulabiliriz. A şıkkında kök 108 var. O 6 kök 3'e denk gelir. Yani 36 kere 3 diye düşünüyoruz. 120 sayısını 4 çarpı 30 şeklinde düşündüğümüzde 2 kök 30 yapar. Burada kök içinde 30 var. Diğer tarafta kök 3 var. Olmadı. 135 sayısını 9 kere 15 şeklinde düşündüğümüzde 3 kök 15 yapar. Ki aradığımız bu zaten. Kök 15'li bir şey arıyoruz. O yüzden cevabımız C şıkkı. Üçüncü soru. Sena öğretmen 2018 yılında yaşını soran bir öğrencisine şöyle demiştir. Maalesef ablam kadar şanslı bir yılda doğmadım. Benden 4 yıl önce doğdu ve X kare yılında X yaşında olacak. Böyle bir şanslı 1900'lü yıllarda De Morgan isimli matematikçi yaşamıştı. Bu cümleyi kurduğunda Sena öğretmen kaç yaşındadır? Burada abla ve bir de Sena var. 45 sayısının karesi 2025'e karşılık geldiği için abla 2025 yılında 45 yaşında olsun. Şu 2025'i diğer tarafa yazayım. 2025 yılında abla 45 yaşında olsun. Böylece yaşının karesi olmuş oluyor 2025. X kare yılında X yaşında olacak. X kare 2025 oluyor. X de 45 oluyor bu durumda. X'i çıkarıyorum. 7 yaş. O zaman 45'ten de 7'yi çıkardık mı? Abla 38 yaşında olur. 4 yıl önce doğmuş. Benden 4 yıl önce doğdu diyor Sena öğretmen. O zaman Sena öğretmen ablasından 4 yaş küçük olur. Ablası Sena öğretmen bu durumda 34 yaşında olur. Cevabımız B şıkkı. Dördüncü soru. Yukarıda makaralı olta ile balık avlayan bir balıkçı gösterilmiştir. Bu balıkçının oltasının makarası yarı çapı kök 3 santimetre olan bir çember şeklindedir. Ve makarayı bir tur attırdığında ip bu makaranın, ip bu çemberin çevresi kadar salınmakta veya toplanmaktadır. Oltanın ucundaki yem ile balık arasındaki mesafe 50 santimetre olduğuna göre, oltanın ucunun balığın seviyesinden aşağıda olabilmesi için
Makara en az kaç tur çevrilmelidir? Bir turda ne kadar yol alır ip? Çemberin çevresi kadar. Yani 2 pi r'yi öncelikle bir hesap edelim. 2 çarpı 3 çarpı kök 3 olduğunu söylüyor yarıçapın. Buradan 6 kök 3 oldu. Yani bir turda 6 kök 3 santimetre ip salınmış oluyor. 50 santimetreye geçmemiz gerekiyor. Yani 6 kök 3'ü neyle çarparsam 50'yi geçecek. Bunu bulmamız gerekiyor. Buradan 6 kök 3'ü şu 6'yı içeri attığımızda 36 olur. 108 olur. 108 çarpı x büyük olacak 50'den. Yani o da 2500 şeklinde kök içinde düşünülebilir. Kök 108'i neyle çarparsam kök 2500'ü geçer. En az dediği için burada birkaç deneme yapabiliriz. Örneğin 4 ile çarptığımızı düşünelim. 108 sayısını kök 108 sayısını 4 ile çarptığımızda 4'ü de içeriye attığımızda 16 olur. Yani 16 ile çarpıyorum 108 sayısını. 6 kere 8 48 elde var 4. 6 kere 0 0 eldeki 4'ü yazdık. 6 kere 1 6. 1 kere 108 de 108. Buradan 8 2 1728 oldu. Yani 1728 büyük oldu. Kök 2500 olmadı değil mi? Sağlamadı. Demek ki 4 olmaz. Biraz daha büyütmeliyiz. 5 yazalım. Bu durumda kök 108'i 5 ile çarpmamız gerekiyor. 5'i içeri attığımızda 25 olur. Yani 108'i 25 ile çarptığımızda acaba kök 2500'ü geçer mi? Onu bulmamız gerekiyor. 5 kere 8 40. 5 kere 0 0 elde var 4. 5 kere 1 5. 2 kere 108 de 216 yapar. 0 0 7 2700 oldu. Evet, x yerine 5 yazdığımızda sağlıyor. Kök içerisinde 2700 bulduk 5 yazdığımız zaman. Bu kök içerisinde 2500'ü geçmiş oldu. Demek ki en az 5 tur attırmamız gerekiyor. Cevabımız C şıkkı. Karaköklü ifadeler konusunun yeni nesil sorularından 3. test dahil soruları çözeceğim. Birinci soru: Yavuz sevdiği sanatçıların fotoğraflarını bir kenarının uzunluğu 8 kök 5 santimetre olan kare şeklindeki kartona yapıştıracaktır. Yavuz'un bu kartona yapıştırdığı tüm fotoğrafların büyüklükleri birbirine eşittir. Fotoğraflardan birinin boyutları 2 kök 2 ve 4 kök 2 santimetre olduğuna göre Yavuz'un fotoğraf yapıştırmadığı alan kartonun bir yüzünün yüzde kaçıdır? Öncelikle kartonun alanını bulalım. Bunun için 8 kök 5 ile 8 kök 5'i çarpmamız gerekiyor. Çünkü bu bir kare. 8 kere 8 64. Onu 5 ile çarpacağım. Çünkü kök 5 çarpı kök 5 5 yapar. O zaman tüm kartonun alanı 320 santimetre kare oldu. Şimdi bir fotoğrafın alanını bulalım. Bunun için 2 kök 2 ile 4 kök 2'yi çarpmalıyız. 2 kere 4 8. Kök 2 çarpı kök 2 2. Yani buradan 16 santimetre kare geldi. 5 tane fotoğraf var burada. O yüzden 5 ile de 16'yı çarptığımızda tüm fotoğraflar 80 santimetre karelik bir alanı kaplamış olur. Bize fotoğrafların yapıştırılmadığı bölgeyi soruyor. Yani 320 tamamı buradan 80 çıkardığımızda 240 santimetre karelik bir alan fotoğraf yapıştırılmayan alan oluyor. Peki bu tüm alanın kaçta kaçıdır? 320 tüm alan, 320 de 240'ıdır. Şunları sadeleştirdiğimizde 24 bölü 32, onları da 8'e böldük mü 3 bölü 4 olur. Sonra 25 ile bunları bir genişlettiğimizde 75 bölü 100 olur. Bu da 175 demek. Cevabımız C şıkkı. İkinci soru: Aslı öğretmen öğrencilerine karaköklü sayıları anlatmak için bir oyun tasarlıyor. Tasarlanan bu oyunda kırmızı tuşa basıldığında her iki tabletten de birer sayının ışığı yanıyor. Buna göre kırmızı tuşa en az kaç kez basılırsa iki tablette yanan sayıların çarpımı birbirinden farklı rasyonel sayılar olur. İki tane sayı yanacak ve bunları çarptığımızda rasyonel olması isteniyor. Verilen köklü sayıları biraz düzenleyelim. Kök 12 4 kere 3'ten 2 kök 3 şeklinde düşünülür. Kök 28 4 kere 7'den 2 kök 7 demek. Kök 50 25 kere 2'den 5 kök 2 ve kök 108 36 kere 3'ten 6 kök 3'e karşılık gelir. Bu birinci tablet. İkinci tableti hemen altına yazayım. Kök 27 9 kere 3'ten 3 kök 3 demek. Kök 48 16 kere 3'ten 4 kök 3.
Kök 20 4 kere 5'ten 2 kök 5. 32 de 16 kere 2'den 4 kök 2 olur. Sonucun rasyonel sayı çıkması gerekiyor. Bunun için kök içindeki sayıları aynı olan sayılara çarpabiliriz. Yani 2 kök 3 ile 4 kök 3'ü çarpabilirim. Aynı zamanda bu 1 oldu. 2 kök 3 ile 4 kök 3'ü çarptık. Buradan bir doğal sayı elde edilmiş olur. Hatta göstereyim. Bakın şöyle yapıyorum. 2 kök 3 ile 4 kök 3'ü çarptığımızda 2 kere 4 8, kök 3 çarpı kök 3 3, 8 kere 3 24 olur. Aynı şekilde 2 kök 3'ü başka bir köklü sayı var burada. 3 kök 3. Yani köklü içindeki sayılar aynı olduğu için buradan da bir doğal sayı gelir. 2 kere 3 6, 6 kere 3 18. Kök üçlü sayı artık ikinci panoda başka yok. Birinci panoya tekrar döndüm ve bu sefer birinci panodadaki 6 kök 3'ü diğer taraftaki kök üçlü sayılarla çarpalım. Yani 6 kök 3'ü 3 kök 3 ile çarptığımızda bir doğal sayı olacak. 6 kök 3'ü bir de 4 kök 3 ile çarpmamız gerekiyor. Buradan da bir doğal sayı gelir. Çünkü kök 3'lerin çarpımı 3'e karşılık gelir. Sonucu önemli değil. Burada önemli olan bir doğal sayı olup olmaması. Bir de kök 5'li sayılar var burada. Kök 5'li değil, pardon. Kök 2 ile. Şuradan 5 kök 2 var. Bir de şuradan 4 kök 2 var. Yani bunlara da çarptığımızda 5 kök 2 ile 4 kök 2'yi çarptığımızda yine karekökten kurtulur bu çarpma işlemi. O yüzden bu da bir rasyonel sayıdır. Topladığımızda ise 1, 2, 3, 4, 5 tane olmuş oldu. Cevabımız B şıkkı. Üçüncü soru. Yukarıda iki farklı dikdörtgenler prizması ve bu prizmaların ayrı uzunlukları verilmiştir. Büyük olan dikdörtgenler prizmasından 5 tanesi herhangi bir yüzey üzerinde üst üste konuluyor. Buna göre küçük olan dikdörtgenler prizmasından en az kaç tanesi herhangi bir yüzey üzerinde üst üste konulursa yüksekliği büyük dikdörtgenler prizması ile oluşturulan yükseklikten fazla olur. Bu büyük prizmalardan biz yüksekliği en düşük tutmaya çalışalım. 6 kök 2 kök 72 demek, 2 kök 10 kök 40 demek, 3 kök 5 de kök 45 demek. Yüksekliğin düşük olmasını istiyorum. O yüzden yükseklik kök 40 olacak şekilde bu prizmalar üst üste koyacağım. O zaman 5 tane prizmanın yüksekliği ne olur? 5'i içeriye attığımız zaman 25 çarpı 40'tan 5 tane prizmanın yüksekliği kök 1000 olur. Diğer taraftan da yüksekliği büyük olan küçük prizmalar tercih edeceğim. Burası kök 32 olur. Buradan da kök 27 oldu. Şuradan da kök 28 gelir. Yüksekliği büyük olan ayrıtı seçiyorum. Kök 32. Yani yükseklik kök 32 olacak şekilde bu prizmalar üst üste koyacağım. Peki kaç tane koyacağım? Onu bilmiyorum. Kök 32 çarpı kaç tane koyacağım bilmiyorum. Fakat bu çarpımın sonucunun kök 1000'den büyük olmasını istiyoruz. Burada her tarafı kök 32'ye böldüğümüzde 1000 bölü 32 yapar. 1000 ile de 32'yi biraz sadeleştirelim. Kaça bölebiliriz? 8'e bölebiliriz. Yukarısı 125 olur. Aşağısı da 4 olur. X büyüktür. 125 bölü 4. 125'i de 4'e bölelim. Yaklaşık kaç çıkacak? Böyle 30'lu bir şey bekliyoruz. 3 kere 4 12. 5 içerisinde 1, 1 kere 4, 4, 31,2'li bir şey geldi yaklaşık olarak. 31,2'nin karekökü. Şimdi burada x dediğimiz sayı, x dediğimiz ifade prizma sayısıdır. Ve prizma sayısı olduğu için bunun bir tam sayı olması lazım. Yani x'e öyle bir tam sayı yazacağız ki bu 31,2'nin kökünden büyük olacak. En az 6 yazılabilir x yerine. Çünkü 6 yazdığımız zaman bu kök 36 demektir. Kök 36 da 31,2'nin karekökünden büyük olur. Cevabımız B şıkkı. Dördüncü soru. Ahmet iki rasyonel sayının çarpımının her zaman rasyonel sayı olacağını iddia ediyor. Elif ise bunun bazen doğru bazen yanlış olabileceğini Ahmet'e göstermek istiyor. Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisi Elif'in Ahmet'e gösterdiği işlemler olabilir? Şimdi burada iki irrasyonel sayının çarpımı rasyonel sayı olabileceği bir durum göstermeli Elif. Bir de olamayacağı durumu göstermesi lazım. Yani olabilir de olmayabilir de ikisini de göstermesi gerekiyor. A şıkkını incelediğimizde kök 5 çarpı kök 20 kök 100 yapar. Yani bunun sonucu 10 olarak dışarıya çıkar.
3 kök 2 ile kök 50'yi çarptığımızda 3 kök 100 olur. Yani bu 3 kere 10'dur. Bu da kurtulur kökten. Dolayısıyla burada iki irrasyonel sayının çarpımı rasyonel olduğunu göstermiş olduk. Yani iki irrasyonel sayının çarpımının irrasyonel olabileceğini göstermemiş olduk. Yani A şıkkında bu olamaz o yüzden. B şıkkında kök 17 ile kök 17'yi çarptığımızda 17 oldu. Yani iki irrasyonel sayının çarpımı rasyonel çıktı. 8 ile 18'i çarptığımızda da 144 olur. 144 de dışarıya çıkar 12 olarak. Yani bu A şıkkıyla aynı oldu. Bu da olmaz. B şıkkında kök 40 ve kök 90 var. Bunları çarptığımız zaman 4 kere 9 36 3600 oldu. Yani 3600 de 60'ın karesi olduğu için dışarıya 600 olarak çıkar. 10 çarpı 200 ifadesini buradan 10 dışarıya çıkamaz. 20 de dışarıya çıkamaz. Ama biz bunu biraz parçalayabiliriz. 10 çarpı 10 çarpı 2 şeklinde düşündüğümüzde 100 çarpı 2 olur içerisi. Yani 10 kök 2'ye eşit olur. Kökten kurtaramadı. Bakınız bir tanesi kökten kurtardı, bir tanesi kurtaramadı. İşte Elif'in vereceği örnek bu olmalı. Bir olabileceği durumu göstermeli, bir de olamayacağı durumu göstermeli. O yüzden cevabımız C şıkkı.